Said Nursi Adile Naşit'i nasıl gördü? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 1935 yılında tutulduğu Eskişehir Hapishanesi'nin penceresinden gördüğü lisedeki kızlardan biri Adile Naşit mi? 1926'dan vefat ettiği 1960 yılına kadar Said Nursi'ye sürekli zulmeden zamanın idarecileri, Said Nursi'yi 1935 yılında 120 talebesiyle beraber Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk eder. Mahkeme sırasında hapishanede tutulan Said Nursi, bir Cumhuriyet Bayramı günü pencereden karşı lisedeki programa kulak kabartır. Bir an liseye bakan Said Nursi, kızların açık saçık hallerine ağlar. O anları şöyle anlatır. Bir zaman Eskişehir Hapishanesi'nin penceresinde bir Cumhuriyet Bayramı'nda oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Ve gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. Ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden, sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar, kat'i müşahede ettim. Onların o acınacak hallerine ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler. Geldiler, sordular. Ben dedim, şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz. Evet, gördüğüm hakikattir, hayal değil. Nasıl ki bu yaz ve güzün ahiri kıştır, öyle de gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Geçmiş zamanın 50 sene evvelki hadisatı sinema ile hali hazırda gösterildiği gibi, gelecek zamanın 50 sene sonraki istikbal hadisatını gösteren bir sinema bulunsa, ehli dalalet ve sefahatin 50-60 sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilseydi, şimdiki güldüklerine ve gayrimeşru keyiflerine nefretler ve teellümlerle ağlayacaklardı. Said Nursi Adile Naşit'i gördü mü? Said Nursi 1935 yılında hapisteydi. Adile Naşit ise 1930 doğumlu. Adile Naşit'in o sırada okulda olması imkansız. Adile Naşit'in orada olup olmaması önemli değil. Önemli olan Said Nursi'nin gördüğü hakikat. İnanan inanmayan herkesin yaşayacağı bir hakikat.